yazınızda doğal yumurtayı anneler çocuklarına çiğ içirsinler. Çünkü aşırı haşlanmış yumurta zararlıdır demişsiniz. Ben de yumurta haşlandığı zaman belli bir süreden sonra, çünkü o içerisindeki sarı kısmının etrafında yeşillikler oluşuyor, o yeşil kısmının zararlı olduğunu duymuştum. Valla şimdi kulaktan kulağa herhalde gittiği için söylenen sözler değişime uğruyor. Aslında ben yumurta ile ilgili mesela doğrudan bir yazı yazmadım ama görüş aldıkları zaman bazı şeyleri söylüyorum. Çok fazla pişirilmesi aynen diğer gıdalarda olduğu gibi bunda da bir kıymet kaybına neden olur. Burada önemli olan yumurtanın hakikaten doğal olması lazım. Yani burada pek şakaya gelir bir durum yok. Bakın bugüne kadar çok fazla konuda bir bilgi aktarmaya çalıştık. Ama iki konu son derece net. Bir tanesi bu hayvansal üretim sistemleri. Yani beyaz etli, meyaz etli, bilmem neyi, yeme dayalı, kısa süreli büyütme. İkincisi yine hayvansal üretim olarak yumurta. Çünkü bunun sarısından tutun her şeyini sentetik yapabiliyorlar. Sentetik derken o videolar dolaşıyor. Japonlar yapay yumurta yapıyor. Çinliler, özür dilerim. O öyle değil. Yemin içerisine istediğiniz rengi koyuyorsunuz. Sarısı o renkten çıkıyor. Bu derece varmışlar. Ve bu hakikaten büyük bir bilgi. Ben hayran kaldım, yani şey değil bu. Doğruya doğru şimdi. Ama bu tabii A vitamini içerdiği için ve bu türevler de yosunlardan elde edildiği için insan vücudunda ne yapacağını bilmiyoruz. Bu farklı ekosistemin A vitamini. Yeşillenmesi? Yeşillenmesi meselesini bilmiyorum inanınız. Ama iyi bir yumurtanın sarısının mesela o kayısı kıvamında kalması lazım. Beyazı çok beyaz, çok şey kalırsa hoşumuza gitmiyor. Kimsenin hoşuna gitmiyor. Ama sarısında bandırabilecek düzeyde bir sarılığın kalmasını istiyoruz. Hem keyif olarak hem lezzet olarak, ama her halükarda doğal olması lazım. Doğal olmadığı takdirde bu ciddi anlamda sorun. Erişkinler için yemeyiniz derim direkt. Ama çocuklar için gereklidir, bulmanız gerekir derim. Bir seyircim sormuş, pazarda yumurtalar çok büyük büyük. Büyük olması onun doğal olmadığının mı göstergesi? Yok, büyük olması hayvanın üretime başlamasıyla birlikte önce küçük yumurtluyor. Sonra daha sonra büyümeye başlıyor yumurtalar. Ama şöyle söyleyeyim size. Hani mevcut teknolojik imkanlar yumurtayı boyuna göre tasnif edebiliyor. Bu önemli bir şey mi? Değil efendim. Yani millet kocaman yumurta aldım. Mesela Levent'in pazarında kadın gidiyor gözümün önüne. Mesela çift sarılı istiyorum diyor. Çift sarılı bir sepet var orada. Ya diyorsun çift sarılı normalde hani dünyadaki ikizlik durumuna bakarsanız eğer bu nasıl olur falan evet, diyorsun. Evet, çok nadir. Bir şey söylemiyorum, bana ne yani, ne istiyorsa onu alsın. Çünkü aklı başında eğitimli olduğunu varsayan kadın bunu istiyorsa eğer. O zaman ona verirsiniz artık. Yapacak bir şey yok. Çünkü bunu belli ki yani bir takım işlem oluyor. Bir şeyler, bir form, bir değişiklik var yani. Çift sarılı soy ürettik diye bir kavram yok ki. Bir insan neden bir yumurtanın içinden iki tane çift sarı çıkmasını beklentisine girer ki? Doğru. Yani neden bu beklenti? Yani evet. İki tane kırarsınız. Yeter ki düzgün olsun. Çünkü bir yumurtaya iki sarı hapsedebilmek demek başka işlemler demek. Şimdi ikiz gebeliklere insanlarda bakınca bunu veteriner hekimler önce genç adaylar üstlerine alınıyorlar. Mesleklerine hakaret ettiğimizi falan düşünüyor. Yok öyle bir şey efendim. Yani bak diyorum güzel kardeşim, neden bir tane yerine iki tane çıkıyor? Yemin bir şeye bakacaksın. Çünkü insanda tüp bebek merkezlerinin ana sorunu ikiz hamileliktir. Genellikle ikizle sonuçlanır tüp bebek hamilelikleri. Evet. Niye? Çünkü sürekli hormonal uyarı veriyorsunuz. O hormonal uyarı sonuçta ikize neden oluyor. Dolayısıyla bu yumurtanın üretiminde de sizin bilmediğiniz başka şeyler olabilir deyince anlıyorlar ne demek istediğimi. Çünkü bu hormon aynen sütte olduğu gibi vücuda o yumurtayla geçer. Burada tartışılacak hiçbir şey yok. Hayvana ne verirseniz hayvan sarısının etrafında bu beyaz olarak kapladığı şeye bunu filtre ediyor. Şimdi vücut geliştireceğim diyen bir insan var. Protein lazım diyor. Ne yapıyorsun diyorum. Yumurta beyazı yiyorum diyor. Peki diyorum. Ne diyeyim? Başka diyebileceğim. Ne 4-5 tane? 8-10 tane falan yeniyor günde. Yani düzgününü bulabiliyorsan ye diyorum. Yoksa diyorum aklını geliştirmeye çalış. Yani insanları etkilemek istiyorsan adale gösterisi yapmak yerine zeka gösterisi yapman daha iyi bir şey. Yani güzel espriler yapman, sözün akıcı olması, karşı tarafı daha çok cezbedecektir. İnsanların ne olacak ki yani bir süre şey yapar konuşmayacak kadar. Bütün o diziler mesela bazen öğrencilere anlatırken söylediğim şey oluyor. Bakın diyorum bu diziye bakın. Her şey var. İşte saçlar bilmem ne, moda, o, bu falan filan. Kızlar çok güzel ama diyorum konuşmayacaklar. Konuştukları takdirde çünkü büyü bozuluyor.
mevcut konumlarını ancak susmaları durumunda koruyabiliyorlar. Siz onun bir şey olduğunu düşünüyorsunuz. Aynı şey tabii ki erkekler için de geçerli. Erkeklerde daha beseri var. Erkekler bu sefer klanlaşmaya başlıyorlar. Birbirleriyle gruplaşarak varlıklarını sürdürmek zorunda kalıyorlar ki bu sonuçta sosyal yapıyı bozuyor. Çünkü her birey toplumda ister istemez yer edinmek istiyor. Bu edinmek istediği yer küçük de olabilir, büyük de olabilir ama bir rolünün olmasını istiyor. Fakat mevcut işler maalesef makineleşme nedeniyle azalmış durumda. Bankamatiğe gidiyorsunuz, 5-10 tane bankacı bir bankamatik hepsini yapıyor. Faturaları ödüyor, bilmem ne yapıyor, her şeyi yapabiliyorsunuz. E bu çocuklar nerede çalışacaklar? İşsiz olan kişinin cebinde inanınız para olması hiçbir şey ifade etmez. Para sahibi olmak başka, işsiz olmak başka. Para sahibi olabilirsiniz ama işiniz yoksa yine sorun var demektir. O zaman diyorum bireysel becerilerinizi geliştireceksiniz. Başlıca yöntem de buyurunuz mutfaktır. Yani bir erkek yemek yapabiliyorsa herhalde bu önemli bir meziyettir. Karşı taraf için de toplum için de son derece muteber bir konuma sizi getirir ama kültürünü de edineceksiniz. Yani ben bunu böyle pişirmeyi biliyorumdan öte bunun tarihçesi nedir, nasıl yapılmıştır, ilk nasıl kim bulmuştur, kim geliştirmiştir gibi kavramları da öğrenirseniz önünüze bir umman açılacak. Siz ne söylesem elinizde cep telefonu Google'a soruyorsunuz. Ne Google demek amca. İstiyor diye Google amcaya. Halbuki sizin bunu biliyor olmanız gerekiyor. Ki kültür oluşabilsin, karşılıklı söyleşelim. Yoksa siz sistemin içinde küçük parçalarsınız, bir şey yapmayacaksınız. Ama işsizliğiniz sorun yaratacak. Zaten bir istatistik yapmışlar. İşte Google arama motorlarına bakarak öğrenenler ertesi gün o bilgileri unutuyorlarmış. Tabii unutuyorlar. Anlık bilgi olarak alıyorsunuz. Yani bir kelimenin hap karşılığını gibi. Anlamak eyvallah. Ama daha fazlasını okuyabileceğiniz imkanı da sunuyor size Google. Google bir sözlük değil. Makaleler sunuyor. Ben şöyle söyleyeyim size bakın bundan ki bu keyifli şey. Aşağı yukarı son bendeki elimdeki 2012 baskısı ama 1990'ların başında yöntemimiz şuydu. Her hafta çıkan bu ebatta boyutta bir dergi gelirdi. Derginin içinde sadece böyle başlık olarak makalelerin adları ve yayınlandıkları dergiler ve adresleri yazarlardı. Başka hiçbir şey yok. Siz bunu açardınız, bakardınız, arkadan adamın adresini bulurdunuz. Sonra kartpostalın üstüne yazardınız bunları. Postaya verirdiniz. Evet. Onlar 3 ay sonra geri gelirdi. Bir kısmı gelirdi, bir kısmı gelmezdi. Şimdi bütününü tıkı tıkı tak bastınız. Aynen. 10 bin sonuç veriyor. 20 bin sonuç. Bakabildiğiniz kadar bakın. Bu aşamaya geldik ama kültürde, bilgide, bilimde bir zıplama gerçekleşmedi. Çünkü insanlar rahata çabuk alışıyorlar ve düşünme kapasitelerini yitiriyorlar. Kütüphaneye giderdik mesela. Kitap tabii, alırdık. O kitabı iade ya, ettiğimizde ikincisini alabilirdik. Bir çok il için güzeldi. Araştırma şimdi yapılması hiç istenmiş. Ne yapacaksınız? Yani mevcut ansiklopediler de yetmiyor. O zaman kütüphaneye gidiyorsunuz. O kütüphanenin ille ilgili bölümünden size ille ilgili verileri veriyorlar. Kitapları veriyorlar. Bu araştırma keyfini gençliğimiz değil toplumun bütünü yitirdi. Her şeyi hazır istiyorlar. Face food oldu, face bilgi. Aha, çok güzel. Aynen öyle.